beraberiz sizlerle. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz, her şey yerindedir umarım. Evet, bugün değişik bir giriş. Neredeyiz? Plendeyiz sizlerle. Bugün sizlerle yepyeni konular çekeceğiz. Bugün konuları biraz sürpriz olmayacak, konuyu açıklayacağım ama farklı olsun. Bugün sizlerle İzmir Banyo Sistemi, yani İzban'ı açıklayacağız. Bugün Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'de hizmet veren banyo treninden biraz bahsedeceğiz. Projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCMD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Ali Ağa ile Selçuk ilçeleri arasında 136 kilometrelik demir yolu üzerinde 41 istasyonu bulunan bir hattır. Hat bu özelliğiyle Türkiye'nin en uzun şehir içi banyo hattı konumundadır. İzmir'de yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010 tarihinde başlamıştır. Hattın da son genişletme işlemleri 8 Eylül 2017 yılında tamamlanmıştır ve hatta 2017 yılında da yaklaşık 98 milyon yolcu taşımıştır. Şimdi İzban'ın birazcık tarihine gidelim. İzban 2005'te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan protokollere dayanmaktadır. Temeli 3 Mart 2006'da atılan hattın işletmeciliğini yapacak olan İzban 2007'de kurulmuştur. Deneme seferleri 1 Temmuz 2010'da başlamıştır. Cuma Ovası ile Halkapınar arasındaki kısım 30 Ağustos 2010 tarihinde hizmete girmiştir. 29 Ekim, bakın bu tarihlere dikkat edin lütfen. 29 Ekim 2010'da ise Halkapınar Ali Ağa arasında yolcusuz seferler başladı, yani testler. 5 Aralık 2010'da Cuma Ovası Çiğli, 30 Ocak 2011'de Cuma Ovası Ali Ağa arasında yolcu taşımına başlanmıştır ve en sonuna gelirsek de 6 Mart 2011'de 31 istasyonu bulunan 80 kilometrelik hattın resmi açılışı yapıldı. Şimdi Mayıs 2013'te ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği İzban'a en iyi işbirliği kategorisinde birincilik vermiştir. 4 Ağustos 2013'te ise hattın güneyinden, yani İzmir metrosuna aktarma yapabileceklerini sağlamak için plan tren istasyonu da hizmete açılmıştır ve bununla beraber istasyon sayısı 32'ye yükselmiştir. Şimdi İzban'ın güneyinde şöyle bir detaylı biraz girelim açıkçası. Bunları sizlere söylemek isterim. Hazır İzban'ı tamamen İzmir olarak, Türkiye'nin 3. büyük şehri olarak açıklarsak tamamını da açıklayalım. İzban'ın güneyde Cumaovası'ndan Tepeköy'e uzatılması için 14 Mart 2011'de taraflar arasında protokoller imzalandı ve 2011'de temelleri atıldı. 30 kilometrelik uzunluğunda olan ve 6 istasyona oluşan bu hat 6 Şubat 2016'ya hizmete girmesiyle İzban'ın toplam uzunluğu 110 kilometreye, istasyon sayısı ise 38'e yükselmiştir. Tepeköy'den Selçuk'a kadar uzanan hat ise 8 Eylül 2017'de açılmıştır. 8 Nisan 2019'da da hattın güneyinde Belevi tren istasyonu açılmıştır. Şimdi bu istasyon açılımlarını sizlere tek tek de açıklayıp canınızı sıkmak istemem. Bunu birazcık farklı yapalım. Hizmetlerine bakalım. Birazcık istasyonlarına giriş yapalım. Sonlandıralım. Şimdi sistem haftanın her günü Ali Ağa ve Tepeköy arasında sabah 5.37'de kalkan ilk tren gece 23.55'e kadar hizmet vermekte. Tepeköy ve Selçuk arasında ise günde 10 sefer düzenlenmekte. Cuma Ovası, Menemen ve Tepeköy istasyonlarında sürekli aktarmalar yapılmaktadır. Cuma Ovası ile Menemen arasında ise 22.10'a kadar 10 dakikalık arayla, sonraki saatlerde ise 20 dakikalık arayla bu seferler düzenleniyor. Ali Ağa ile Tepeköy arasında ise günlük 300 binden fazla yolcu taşınmakta. Az önce de dediğim gibi 2017'de taşınan yolcu sayısı 98 milyonu geçmiştir. Şimdi İzban'ı İzmir Kart olarak geçiş yapılmıştı. Toplu taşımaya entegre bir şekilde sağlanmıştır. Yolcular bir kez ücret ödedikten sonra 120 dakika, yani 2 saatlik süreçte tüm ulaşım araçlarına aktarma yapabilmektedir.
15 Şubat 2018'den itibaren de gittikleri mesafenin ücretini ödeyeceklerdir. Başka bir şey yoktur. İzban'ın Çivi'de bulunan 77 metrekarelik bir depo ve bakım atölyesi Türkiye'nin bu alandaki en büyük tesisidir. Ek olarak da yani bu İzban'a hizmet olarak değil, bütün trenlerin yani Türkiye'deki veya İzmir bölgesindeki tüm trenlerin de bakımını yapan bir depodur. Birazcık sizin canınızı sıkmak istemem. Şöyle kısaca almış olduğum notlara bir bakalım. Şimdi Mart 2008'de trenlere bakalım. 33 adet EMU tren seti ihalesini İspanyol CAF firması kazanmıştır. Tren setleri 2010'da Türkiye'ye gelmeye başlamıştır. 30 Ağustos 2010'da hizmete girdiğinde 24 vagonu bulunmaktaydı ve Ağustos 2011'de TCDD'den geçici bir süreliğine E23 binlik trenler kiralanmıştır. Mart 2012'de Güney Koreli Hyundai Rotem firması 40 adet EMU tren satın almıştır. Yani kiralama usulüyle kiralanmıştır. Mart 2012'de Hyundai Rotem firması tren setlerine alımına yine devam etmiştir. Ben bunu sizlere açıklayacağım. Hyundai Rotem ve CAF firmalarının birlikte üretmiş olduğu trenlerin toplam set sayısı 73 adettir. Vagon sayısı ise 2019 tanedir. İzban tren setleri 3 vagonla oluşmaktadır. 2250 kişi kapasitelidir ve yaklaşık 140 kilometrelik bir hıza çıkmaktadır. Trenlerin uzunluğu 70 metre, genişliği 2,95 metre, yüksekliği ise 3,85 metredir. Seferler ikili ve üçlü setlerde yapıldığı için uzunluklar buna göre değişiyor. Daha sonrasında şöyle bir anekdot var, onu da söyleyeyim. Marmara için üretilmiş olan 32 binlik yani 5'li setler Ağustos 2017'den itibaren İzmir'de kullanacağını açıklanmıştır. Ama daha sonrasında tekrardan geri olarak gelmiştir. Burada eski hallerinde kullanılıyor. İzmir banyo hattını bu şekilde sizlere aktardık. Almış olduğum notlara başka bir şey var mı? Sizlere onu söyleyeceğim. Üçüncü bölgede yer almaktadır bu arada. Hizmete girişi 30 Ağustos 2010 tarihindedir. Tamamı yani. İlk başlangıcı 30 Mart 2006'dır ama son bitiş yani tamamen aktif hale gelişi 30 Ağustos 2010 tarihidir. 73 tane şu an treni vardır aktif olarak. Uzunluğu da 136 kilometrelik. En yüksek hızı da 140 kilometre bölü hız ama o yer şekillerine göre değişim gösterebilir. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün İzban'ı işledik ve İzban üzerinde birazcık konuştuk. Bu yüzden de yanlışımız, telaffuzumuz olmuşsa affola. İzban'ı bu şekilde açıkladık. İzban İzmir bölgesinde Afyon, Aydın, Kuşadası gibi illerin İzmir'den uzak olmasını biliyoruz ama gelen kişiler İzban'ı sürekli kullanırlar. Hele ki Selçuk ilçesi gibi veya Ali Ağa gibi ilçeleri gerçekten yoğunluğun üst seviyede olduğu ilçeler olduğu için de bölgeler olduğu için de bu İzban İzmir için çok önemli bir yerdir. İzban'ı sizlere açıkladık elimizden geldiği kadar. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni bir videoda görüşmek dileğiyle.